Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayram Özendi A sardı. Evet, yine Allahu Teala'nın has kulu Veli kulunun hayatına dokunan Kemal Ümmi Hazretleri, İsmail Kemal Ümmi. Kemal Ümmi Hazretleri Anadolu velilerinden ve şairdir. Asıl ismi İsmail'dir. Kemal Ümmi lakabıyla meşhur olmuştur. 15. asrın başlarında Niğde'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh Muhammed Bahattin Erzincan Hazretlerinin halifelerindendir. Şeyh Cemali Halvedi Hazretlerinin arkadaş ve dostlarındandır. Adına yazılan menakıbname'de Safi Sultan'da el aldıdırlar. Şeklinde bir ifadeye göre bu zattan da feyiz aldığı anlaşılmaktadır. Anadolu'da meşhur veya çok sevilmesi sebebiyle Karaman, Manisa, Mudurnu ve Niğde Mevli hanelerinde makamları vardır. Ömrünün çoğunu Niğde'de geçiren Kemal Ümmi Hazretleri'nin riayete göre Bolu civarında da bulunmuştur. Pek çok insanı irşad etmiştir. Bir menkibesi şöyledir. Kemal Ümmi Hazretleri'nin Sinan adında bir oğlu vardı. Bu oğlu ilim tahsili yapmış, zahiri ilimlerde çok yükselmişti. Ancak babasının büyük veli olduğunu bir türlü kabul etmiyordu. Tasavvufta yükselmek, kemale ermek istiyordu ve kendine rehberlik edecek yol gösterici bir mürşid arıyordu. Kuvvetli bir ilim tahsili yapmış olduğundan hep kitaplarla meşhur olurdu. Nihayet bir gün babasına, "Herkes seni sevip sayıyor. Eğer beni önceden yetiştirseydiniz, size itaat ederdim. Fakat zahir ilimlerinde bilginiz yok. Benimse çok müşkülüm var," dedi. Bunun üzerine babası, "Oğlum, sen de muradına erersin. Benim sözümü dinle. Bu yolda gayret göster. Mekke'ye git. Kabe'yi tavaf et. Safa ve Merve arasında say edip makamı İbrahim'e varınca Allahu Teala'ya yalvarıp dua et. İki rekat namaz kıl. Selam verip dua ettikten sonra yanında ihtiyar bir zat görürsün. O zat senin gönlünün derdine çare olur. O gönül sırlarından haberdardır. Nice sırları ondan öğrenirsin," dedi. Babasından böyle bir işaret alınca Kabe'ye gitmek üzere yola çıktı. Mekke'ye gitmek için bir gemiye bindi. Hava gayet sakin ve gemi yolcu dolu idi. Yolculukları sırasında hava değişip rüzgar esmeye ve deniz dalgaları coşmaya başladı. Sonunda gemi battı. Yolculardan kimi boğuldu, kimi kurtuldu. Kemal Ümmi Hazretlerinin oğlu Sinan ise boğulmak üzere olup dalgalar arasında çırpınıyordu. Bu sırada babası aniden gözüküp onu boğulmaktan kurtardı ve gözden kayboldu. Boğulmaktan kurtulduğu için Allahu Teala'ya şükretti. Kurtulan diğer yolcularla birlikte karadan yürüyerek yola devam ettirir. Ancak hallerinin ne olacağını bilmeden yolculukları sıkıntılı geçiyordu. Bir müddet gittikten sonra çölde eşkıya yollarını kesip hepsini esir aldı. Sinan bu sefer de tuzağa düşmüş bir yabancı kuş gibi esir oldu. Allahu Teala'ya tevekkül edip sabırla beklemeye başladı. Onu bir zindana kapattılar. Geceleri gözüne uyku girmiyordu. Çok halsiz ve zayıf düşmüş, ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Ayrıca çok da işkenceye görüyordu. Bu ızdırap ve zindandan kurtulmak için hiçbir çarenin olmadığını anladı. O zaman Allahu Teala'ya dua edip şöyle dedi: "Ya Rabbi, bana lütfeyle, çok günahkarım, senin veli kullarından olan babama değer vermez ve inanmazdım. İnadım sebebiyle içinde bulunduğum bu sıkıntıya düştüm. Babama hiç teslim olmazdım. Onun sözlerini hiç tutmazdım. Kimsenin sözünü beğenmez ve yüzünü görmek istemezdim. Babama hiç baş eğmezdim. Ya Rabbi, benim çektiğim hep bu yaptıklarımdandır. Bana ihsan eyle, kurtar beni. Şimdi kabahatimi anladım," diyerek gece gündüz ağladı. Günlerce böyle çaresiz, kan ve dert çekip kurtulacağı günü bekledi. Bir gün ellerini ve ayaklarını da bağladılar ve "Şimdi senin gözlerini de mil çekip seni kör edeceğiz. Artık dünyayı görmez olursun ve bir yere gidemeyip buralarda kalırsın," dediler. Bu sözleri işitince çaresizlik ve dehşet içinde çok ağladı. Artık tam çaresizlik içine düşüp
gözlerini de kaybetme korkusu içindeyken birdenbire babası Kemal Ümmü Hazretleri karşısına çıkıverdi. Elini uzatıp gözünü yum, beri gel. Allah-u Teala'nın kudretini göresin, hep ah edip inlersin dedi. Sonra onu anlamadığı bir şekilde tutup Kabe'ye bıraktı. Gözlerini açtığında Kabe'nin yanındaydı. Bu hallere çok şaşırıp günahlarına ve kabahatlerine pek ziyade pişman oldu. Tam bir ihlas ile canı gönülden Kabe'yi tavaf etti. Sonra makamı İbrahim'e geçip iki rekat namaz kıldı. Halini kendisi şöyle anlatmıştır. Makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldım. Selam verdikten sonra Ya Rabbi bu yoldan nice sıkıntılar çektim. Şimdi beni müradıma erdir diye dua edip ellerimi yüzüme sürdüm. Bu sırada yanımda oturan yüzü örtülü bir ihtiyar gördüm. Elini öptüm ve efendim şimdi sizden ricam benim muradıma kavuşturmak için himmet eylemenizdir. Derdime bir çare ihsan edin dedim bana. Evliyeye karşı inadı terk eyle, onlara itimat göster, görünüşlerine bakma, onların batınlarına, iç alemlerine bak. Neden gördüğünü ilimden habersiz zannedersin? Zahir ilimle Allah-u Teala'ya kavuşmayı da murat edersin. Zahir ilmi olmayanı haktan uzak mı sanırsın? Gerçi ilim kişiye faydalıdır. Fakat bu ilimle amel edilmeyince faydası olmaz. Dünyaya düşkün olmayan, haramlardan sakınan Mevlasına kavuşur. Eğer bu sözleri anlayıp idrak ettiysen, mürşidine yol göstereceğine teslim olman gerekir buyurdu ve bir hayli nasihat etti. Sinan Efendi bu nasihatleri dikkatle dinleyip çok gözyaşı döktü. Kendisine nasihat eden zat yüzündeki örtüyü kaldırıp ona yüzünü gösterdi. Baktığında onun babası olduğunu gördü. Derdime yine babam çare oldu diyerek elini öpüp ayaklarına kapandı. Artık babasının büyük bir veli olduğunu açıkça görüp anladı. Ona teslim oldu ve duasını aldı. Kabe'deki hizmetçiler Sinan'ın yanına yaklaşıp bu zat neden sana bu kadar yakın alaka gösterdi? Senin de ona karşı muhabbetin nedendir dediler. Bu zat benim babamdır deyince hizmetçiler bu zat 50 seneden beri 5 vakit namazını Kabe'de kılar. Biz onu hep burada görürüz dediler. Kemal Ümmü Hazretlerinin oğlu Sinan daha sonra babasının terbiyesinde tasavvufta yetişip marifet sahibi faziletli bir zat oldu. Bir defasında da oğlu Sinan'a oğul eğer ihlasın varsa gel şu ayağımın üstüne bas göresin sen dahi vakit nicedir demeyesin bu vakit gecedir dedi. Oğlu ayağına basınca ayağını oynattı. Oğlu Sinan'ın gözünden perde kalkıp arşı seyretmeye başladı. Melekleri semayı doldurmuş namaz kılıyor halde gördü. Babasının bu kerametini görünce onun büyük bir veli olduğunu anlayıp ayaklarına kapandı. Ondan feyiz alıp saadete kavuştu. Kemal Ümmü Hazretleri bilhassa şiirleriyle tanınan bir tasavvuf şairidir. Şiirlerinde muhteva bakımından Yunus Emre Hazretlerine benzer. Daha ziyade aruz vezniyle, kaside, gazel ve mesnevi gibi klasik nazım şekillerinde şiirleri vardır. Tekke şiirinde kendinden sonra şairlere örnek olmuştur. Şiirlerini aruz vezniyle yazmasına rağmen açık ve anlaşılır bir dili vardır. Halkın anlayacağı şekilde hitap etmiştir. Bilhassa yazdığı güzel ilahiler Anadolu sınırlarını aşarak Kırım, Kazan, Taşkent ve Özbek Türkleri arasında yayılmıştır. Şiirlerinde dünyanın faniliğini, Allah-u Teala'nın sevgisini, dünya nimetleri ile güzel ahlak ve ibadeti ve ibadetlere teşviki işlemiştir. Divanında 2300 beyitten fazla şiiri vardır. Münacat, naat, kaside, gazel, mesnevi ve ilahilerden meydana gelir bazı beyitler. İlahi derdim mendim çare senden, giru merhem senur çün yaresinden. İlahi fazl-ü ihsan lütfi derman, bugün bu derdü ahı zare senden. Ağardı gözlerim hasret yaşından, budur korkun ki yüzüm kara senden. Eğer ki sen bana benden yakın isen, veli ben olmuşum avare senden.
Bana sen ver, seni benden beni al. Çün ermek dilerim sen yâre senden. Kemal Ümmü Hazretleri'nin şiirlerinden biri. Bakın iyi canı dil gözün açanlar, beka mülkü fena ilden seçenler, kanı şol dünyaya mağdur olanlar, kanı şol menzile konup göçenler, kanı şol illeri bizim diyenler, kanı şol yerleri ekip biçenler, kanı şol kalalar burçları yapanlar, kanı andan durup yiyip içenler, kanı şol cem olup tez dağılanlar, kanı şol şem olup yanıp tütenler, kanı şol işret idüp raks vuranlar, kanı şol başlara saçu saçanlar, kanı şol baş oluban kim sananlar, kamu halkın hakkın yiyip içenler, Kemal Ümmü sen ol, haktan yana kaç, kaçan kurtulur ölümden kaçanlar. Bu tuzakta tutulmaz dane için, safa şevkiyle açmaya kaçanlar. Bu şiirlerin toplandığı Divan-ı Kebir'i vardır. Bu divanından başka 40 Alman isimli didaktik ve muhtevali bir eseri mevcuttur. Nesimi ile de arkadaşlıkları vardır. Kemal Ümmü Hazretleri 1475 tarihinde vefat etti. Kabri Niğde'de Yenice Mahallesi'ndedir arkadaşlar. Allah-u Teala Kemal Ümmü Hazretleri'nin mekanı cennet olsun. İnşallah biz de bu velileri sevdiğimiz için biz de bunların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar videoyu izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.